Mona Lisa, eski ipek elbiselerinden sıkılıp, modaya uygun, dantel bir tulum içinde, vamp, feminen bir kadın olmaya karar verse ne olurdu? Veya Vincent van Gogh'un eşsiz eseri, Kafe Terasta tablosu, bir sinema afişi olarak karşımıza çıksa ne düşünürdük acaba? Ya da Rembrandt'ın meşhur anatomi dersi tablosunda kadavra inceleyen hekimlerin büyük boy dilim pizzaya hayran hayran baktıklarını görsek ne düşünürdük? Sanırım dehşete kapılırdık. Bu paha biçilmez tabloları sıra dışı bir şekle sokan veya saçma sapan bir şekle sokanın kim olduğunu merak ediyor musunuz? Bu metamorfoz tablolar Shinsaku Takaoka isimli Japon grafik tasarımcısının marifetleri. Takaoka, geçmişi yenilikçi hale getirme konusunda oldukça uzman ve bunu saf bir zeka ile yapıyor. Bilinen o meşhur eserleri, klasik sanat dünyasının en ikonik yüzlerinden bazılarını modern şehir hayatına dönüştürmeye pek meraklı. Takaoka, o ikonik figürleri kimi zaman film yıldızı, kimi zaman dergi kapağı ve hatta kimi zaman bir kafede garson olarak betimlemekten de geri kalmıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere sanatın en çılgın halini paylaşmak istiyorum. Evet, modifiye edilmiş bu fotoğrafları antik toplumların modern toplumlar üzerindeki etkisi hakkında neoklasik bir yorum olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da tamamen özgün ve özgür bir felsefeyle bu klasik sanat eserlerindeki ikon şahsiyetlerin metamorfoza uğrayıp sanatın o ciddi, o kasvetli duruşunu belki biraz tiye alıp eğlenebilirsiniz. Kim bilir? Belki de sanat için olduğunu düşünen ciddi bir sanatsever olarak bu saçmalıkların sanatın ruhuna ve ciddiyetine gölge düşürdüğünü de düşünebilirsiniz. Karar sizin, saygıyla karşılıyorum. Ancak son kararınızı vermezden önce dijital kolajlardan oluşan bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu arada kanala halen abone değilseniz sürpriz videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hepinize eğlenceli iyi seyirler diliyorum. Sevgiyle kalın.